Aydın'ın Efele ilçesinde nitratlı gübrelerin satışının durdurulması, buna bağlı olarak meydana gelebilecek sıkıntılar, düzenlenen toplantı ile potansiyel çözüm yolları arandı. Efeler Ziraat Odası salonunda Rıza Posacı Başkanlığı'nda düzenlenen toplantıya, Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölüm Başkanı Profesör Doktor Mehmet Aydın konuşmacı olarak katıldı. Profesör Doktor Mehmet Aydın, dünyada her ülke terör olaylarına karşı patlayıcı özelliği taşıyan nitrat gübresini yasaklayabildiğini ifade ederek, bitkinin de ihtiyaç duyduğu besin maddelerinden biri olan amonyum nitratın yasaklanması, bölgede ekonomi değeri olan pamuk mevsimi dönemine denk gelmesi, üreticide tedirginlik yarattığını belirtti. Üretici amonyum nitratı bulamaması halinde amonyum sülfat ya da üre gübresinin de kullanabileceğini kaydeden Aydın, bölgede ekonomik değer arz eden ürünlerden pamuk bitkisinin gübreleme mevsiminin başladığı, bugünlerde üreticimiz amonyum nitratı bulamıyorsa üre gübresinin kullanılmasında büyük bir sıkıntı teşkil etmeyecektir. Şu anda pamuk zaten küçük boylu vaziyettedir. Bitki günlük azot alımı da çok yüksek boyutlarda değildir. Günlük azot alımı özellikle çiçeklenme döneminden sonra çok yüksek düzeylerde olur. Bu dönemde toprakta azotun bol miktarda kök bölgesine yayılmış olması gerekiyor. Yapılan çalışmalarda toprakta amonyum nitrat kullanılsa bile seviye yetmeyebilir. Bitkide çiçeklenme, taraklanma ve hatta koza oluşumu dönemlerinde yapraktan da azot verildiği zaman ciddi anlamda farklılıklar olabiliyor dedi. Çok da yaygın. Özellikle bizim işte 2 yıl önce yaptığımız, pamukta yaptığımız bir çalışmada üst gübre olarak bu iki gübre 33'lük ya da 26'lık nitrat gübresi kullanıyordu. Aydın yöresinde, Söke'yi bilemiyorum. Söke'de bir araştırma yapmadık. Tamamıyla bu gübre kullanılıyordu. Bölgemizde en yaygın ürün, bu gübrelerin kullanıldığı ürün mısır bitkisi. Mısır bitkisinde ise bizim tespitlerimize göre bu gübrelerin kullanımı üst gübre olarak özellikle nitratlı gübrelerle üre gübresi kullanımı yaklaşık yarı yarıya. Yani üreticilerin duruma göre yarısı nitratlı gübre, yarısı üre ya da her ikisini birden kullanım şeklinde bir durum söz konusu. Diğer gübrelerin ise potasyum nitratın kullanımı oldukça az. Daha çok seracılıkta kullanılıyor. Çilekte, domates üretiminde, daha doğrusu damlama sisteminin olduğu yerlerde kullanılıyor. Nadiren domates üretiminde üst gübre olarak da tam ürün pazara çıkacağı zaman renk versin diye, işte ürünün albenisi artsın diye üst gübre olarak kullanılabiliyor. Ama normal tarla tarımında potasyum nitrat yaygın bir şekilde kullanılmıyor. Kullanılırsa da daha çok yaprak gübresi olarak kullanılabiliyor. Yasaklanan diğer gübresi sodyum nitratın tarımda bir yeri yok. Daha çok ürünlerin raflarda ömrünü uzatabilmek için, tarımsal ürünlerin raf ömrünü uzatmak için katkı maddesi olarak daha çok kullanılıyor. Tarımda kullanım yeri söz konusu değil. Şimdi bunun haricinde gene bölgemizde şu anda yaygın iki bitki, en yaygın bu gübrelerin kullanıldığı iki bitki. Birisi pamuk. Pamuk çoğunlukta ekimi yapılmış durumda. Şu anda üst gübre verme zamanı geldi. Buradaki şeyde kullanım şekli de bir kısım üreticiler bitkiler çıkış sağladıktan sonra sıraya gübre verme şekline, banda gübre verme şekline bir kısım gübre kullanıyor. Burada gübre çeşidi olarak çoğunlukla amonyum sülfat ve üre gübresini kullanıyor. Yaklaşık sulama zamanına yakın, yani bu döneme yakın sıralarda, bilemiyorum, bölgeyi çok yakın olarak gezmedim, daha çok Aydın yöresini biliyorum, bitkiler yaklaşık 35-40 santim yüksekliğe eriştiği zamanda ikinci üst gübreyi veriyoruz. Burada da yaygın kullanım amonyum nitrat, 33'lük ya da 26'lık amonyum nitrat. Bu bölgede üre gübresi ya da amonyum sülfatın burada kullanımı pek söz konusu değil. Ama Mısır'da oldukça yaygın bir şekilde
üst gübre olarak üre de kullanılabiliyor. 33'lük ya da 26'lık nitrat gübresi de kullanılıyor. Şimdi biz tarımda ben aynı zamanda hoca olmakla birlikte zaman zaman üreticiler geliyor. Özellikle problemli arazilerden toprak örneği geliyor. Bizim laboratuvarımız var. Bu laboratuvarın da toprak analizi yaptıktan sonra raporları, tarla bitkilerinin raporlarını ben yazıyorum. Üst gübre olarak çoğunlukla üre ya da 33'lük nitrat gübresini biz öneriyoruz. Yani ikisi de olabiliyor duruma göre. Şöyle söyleyeyim. Çoğunlukla esas tercih ettiğimiz gübre 33'lük nitrat gübresi. Ancak topraklarda herhangi bir şekilde bünye biraz kaba ise, yani buna bağlı olarak sulama aralığı fazla oluyorsa, nitratlı gübre verdiğimizde daha sonra arkadan yaptığımız sulamayla nitratlar topraktan uzaklaşıyor ve bitki azot açlığı çekiyor. Bunu giderebilmek için mümkün olduğunca yıkanması daha az olan gübre tercih etme anlamında üre gübresini böyle yerlerde biz üst gübre olarak öneriyoruz. Ancak şöyle bir durum var. İki gübre arasında ne gibi farklar var? Bunlara değinmek gerekirse, üre gübresi üst gübrede herhangi bir sorun yoksa en ideal gübre. Bundan daha ideal bir gübre yok. Çünkü gübrenin yarısı nitrat formunda, yarısı amonyum formunda. Toprağa bu gübreyi verdiğimizde özellikle nitrat kısmı toprağa çok çabuk karışıyor ve kök derinliğine ulaşıyor. Ve bitki bunu çok çabuk alıyor. Dolayısıyla amonyumlu gübre vermişsiniz, nitratlı gübre vermişsiniz, çok büyük fark olmuyor belli bir süre geçtikten sonra. Alternatif olarak şu anda bize bu nitratlı gübreler yasaklandıktan sonra iki gübre kalıyor. Bir tanesi amonyum sülfat, diğeri üre. Esas piyasada olan da üre. Amonyum sülfatın piyasada miktarı konuşulmayacak, ölçüde az. Yani 3-4 çiftçi hemen bu yasağın ardından gübre bulabildiği gübreyi alsa amonyum sülfat hemen biter. Dolayısıyla üre gübresini daha çok konuşmak gerekiyor. Üre gübresi de toprağa verir vermez su da eriyor ve amonyuma dönüşüyor. Yani amonyum sülfat toprakta ne yapıyorsa üre de ona dönüşmüş oluyor. Bu üre gübresi de bir süre sonra nitrata dönüşüyor. Nitrata dönüştüğü için dolayısıyla bir süre geçtikten sonra yani toprakta hem amonyum olmuş oluyor hem nitrat olmuş oluyor. Dolayısıyla 3 hafta ya da 4 hafta geçtikten sonra, yani amonyum nitrat verecekseniz bu tarihte, bundan 3 hafta önce üre verirseniz yaklaşık aynı işi yapmış oluyoruz. Efeler Ziraat Odası Başkanı Rıza Posacı da amonyum nitrat gübresi terör nedeniyle yasaklanmasının ardından satışı devam eden amonyum sülfat ve üre gübresinin piyasada kara borsaya düşeceğinden üretici tedirgin olduğunu ifade etti. Günümüzde Türkiye'mizde yoğun bir terör eylemi var. Son dönemde veya son içinde bulunduğumuz yılda şiddetle artan terör ve bombalama olaylarında kullanılan kimyasallardan birisi de kullandığımız gübre. Bununla ilgili olarak da Tarım Bakanlığı bir yasaklama gündeme getirdi. Tabii şu anda tam özellikle pamukta araya verilecek gübre olan 33'lük nitrat yasaklandı ve nitratlı olan tüm gübreler yasaklandı. Tabii bu süreçte çiftçimizin mağdur olmaması için oda başkanlarımızla da bir görüşme yapmak istedik bugün için. Ve konunun uzmanı Mehmet Aydın hocamızla davet ettik. Eğer bu yasak kalkmazsa muadili olarak ne yapılmalı? Yani buradan çiftçimize sizler basın yoluyla bilgi vermek istiyoruz. Tabii bizim önceki hedefimiz şu günlerde sulama öncesi bu nitratlı gübreyi kullanmak. Çiftçimizin geleneksel bir arzusu bu tabii. Tabii alışkanlıklar tarımda çok önemli. Yani çiftçimizin
Bu alışkanlıklardan vazgeçmesi çok kolay değil. Yani bunun ikamesi vardır yoktur. Hocam söyleyecek biraz sonra. Ben o konuda yorum yapmak istemiyorum ama benim tabii şahsi kanaatim, ben kendim ziraat mühendisiyim ama tarımcı olarak baktığımızda alışkanlıklardan vazgeçmemiz çok kolay olmuyor. O bakımdan hocamızı davet ettik. Kendisine bu konuda bilgisine ihtiyacımız olduğunu söyledik. Sağ olsunlar bizi kırmadılar. Tahmin ediyorum yoğun işleri var ama buna rağmen bizleri bilgilendirmek adına bugün buradalar. Kendine teşekkür ediyorum. Katılımcılardan gelen sorulara da yanıtların verildiği toplantıya ilçe Ziraat Oda Başkanları yanı sıra sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve üreticiler de katıldı.